Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız inşallah? İyisinizdir. Bizler iyiyiz elhamdülillah. Bakın, hele bakın kim gelmiş. O gelmiş. Arkadaşlar, Hasan bir gitti. Sanayiye diye gitti. Biz saatlerdir Hasan'ı bekliyoruz. Evet. Şimdi geliyor. Gel şöyle gel de bir sohbet et. Hasbihal edelim gel. İşte cesaret, işte feraset, işte adam gibi adamlık. Nerede kaldın Hasan? Yemeklerimizi böldük koyduk. Tansu'nun yeni videosuna kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar ben bugün buradan çıktım. Barış abinin orada durdum bir saat neydim. Ondan sonra Barış abinin oradan çıktıktan sonra sanayiye gittim. Sanayide arkadaşlar geri hoparlör almaya başka yere gittik. Hoparlörü getirdik. Onlar söktüm. Onlar değiştirdim. Eskileri koydum. Biraz orada bekledim. Kirko'yu... Ben yoruldum sen anlatırken. Kirko aldım geldim. Onu koydum. Oradan aldın çıktım. Mı? İyi yapmışsın. Yüz sakal için epilasyon şeyim vardı. Ona gittim arkadaşlar. Oradan çıktım. Turan kardeşim çağırdı beni. Şöyle Turan'ın yanına gittim. Şimdi bir içecek aldım gittim. Onu içtik Turan'la. 10-15'te 20 dakika yarım saat ondan sonra evi şeylerini yapmışlar. Üstte. Ne? Şeyler var ya asma tavan oluyor ya şöyle ledli gibi ledsiz onu şeyle yapmışlar. Hasan onu biz de mi yapsak evimize? Asma yok ya uyuyorum ya ben sevmiyorum. Kara ama bak. Niye yapıyor ya Turan abi günü? Sağda olsun. Burada öyle olsun koy da sağda olsun. Sağda güzel oluyor canım da hani. Niye beni burada konuşturuyorsun eve? Hadi yastık. Gel. Gizli gibi. Biz onu... seni bekliyoruz sen de burada evet, bekledin. Şaka yapıyorum vallahi gel hadi. Ona baktık pencereleri takılmış evin. Dışarı gibi böyle bir şey. Ondan sonra fayans, geçen bizim orayı fayans yapan abi gelmiş bugün, o fayansa başlayacakmış, fayanslar yapılacakmış. Kışa hazır olur muymuş? Kışa hazır olur, seneye de geçeriz inşallah. Kışın nasıl hemen geçmez. Daha oturma anlayacak mısın? Heyecan. Daha bu şeyler çıkmış, onları yıktıracaklarmış belediyeye başvurup gösterip yani. He, nasip kısmet ya, hayırlısı tamam, olsun. İyi akşamlar, bugün biz ilk ayaklarındayız arkadaşlar. Hasan'la biraz işlerimiz var, çocukları birini Leyla anneme, birini de Yasemin anneme bıraktım. Yüksel Yasemin annem de, Ömer de. Kayınvalidem de onlar oradalar. Biz buradayız. Bir Yükselgil'i aradım. Ne yapıyorsunuz diye Ömer'i aramadım. Çünkü ben duysa durmaz. Veriyor adı. Annem gitti ben kaldım diye. 1-2 saate kadar evimize doğru gideriz herhalde. Şimdi yemek yiyeceğiz. Şöyle ablamın saksılarını size bir göstereyim. Yemeğimizi hazırladık arkadaşlar. Hasan'ı bekliyoruz. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Oturduk soframıza işte cesaret işte feraset diye video başlatmak istedim. Ablamın saksıları çok güzel. Şöyle gördüğünüz gibi. Ablam daha iyi olmuş arkadaşlar. Onu da iyi gördüm. Hani mutlu oldum. Daha iyi olduğuna da çok sevindim. Allah'ım herkeslere iyilik sağlık versin diyoruz. Ve bizlere afiyet olsun diyerekten eve doğru geçiyoruz. Şey içelim, smoke içelim. Arkadaşlar biz şöyle yemeğimizi yedik. Rahimem'in ellerine sağlık. Çok güzel bir menüydü. Afiyet olsun senin eline sağlık. Afiyet şifa olsun bebeğim. İlkay İlgün'ün kanalından görebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten ilk defa denedim ama mantarlı tavuk sote. Evet. Değil mi? Evet. Ama çok güzeldi. Mantar yemeğimizi yedik. Mantar severler güzel bir menü. Evet. Mantar ve tavuk diyorum tabii içine tavuk olarak ama. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Bayım bize bir jest yaptı. Aslında Cansin evet. Yemeği yaptı da araya. Yok canım ben sensiz gitmem dedim ya sana. Rahime ille sen de geleceksin diyorum. Artık şöyle bir kafeler caddesine uğrak vereceğiz arkadaşlar. Çocuklar yok arkadaşlar bugün ondan dolayı Cansu'da farklılık olsun dedim. Pek gelemiyor buraya. Evet. Öyle. Çocuk çocuk oluyor, misafir oluyor. Ben Çalgı'ya gidiyorum bakıyorum. Oraya mesela iş güz oluyor, bir şeyler oluyor burada aslında. He. Ama bugün müsaitlik gelmişken de bir kafeler caddesi yapalım dedik. Aksaraylılar bilir kafeler caddesini. Evet. Biraz Aksaray'ın işlek biri. Hatta yediğimizi ertelim diye de yürüyerekten gidiyoruz. Yürüyerek gidiyoruz. Ne ısmarlayacaksın bize? Vallahi ben kullağım içeceğim. Neyle? Kullağım. Ondan sonra. Kullağım dediniz onun adı. Kullağım. Ha? Kullağım. Nerede havalı diyor ben bilmiyorum ya. Kullağımın en boş. Sen işte de yanlışmışsın. Onlar deyince getirirler aslında. Kullağım. Ben kullağım evet. Diyorlar orada. Evet ondan olsun. Sen de ondan içeceğim. Bir de şey yiyeceğim arkadaşlar bu. Çilekli şeyle katıyorlar ya meyveli şey katıyorlar. Bu lapa yine niştirdik o mu? Yo. Çilek katıyorlar, çikolata sosu katıyorlar. Waffle. Waffle mı? Ha waffle yiyeceğim bir de. Ya biz de yeriz. Yiyin canım. Ben de... yemem tatlı. Neden? Ne? Eritiyor yarahom. Tatlıya asla hayır diyememeyiz. Diyemeyiz. Yiyeceğiz ya bakalım lan. Gidelim bugün de farklı bir ortam yaşayalım arkadaşlar hep. Aksaray'da yaşasak böyle ellerini tutuşuruz rahoyla giderik biz. Vallahi biz Aksaray'dayız bir senedir kaç kere toplam gittik desek kavramalarla birkaç kere gittim başka da gitmedim canlar. İşte fırsat olmuyor. Zaten her gün orada çalıştığım için yani o ortamdayım.
Zaten inanıyorum böyle müsait boş günde. Aynen. Hafta sonları kendine böyle bir şey ayarlamak lazım. Çünkü... Aynen, sen kendine böyle ödülmen gerekir bazen. İnsanlar her gün Kafeler Caddesi'nde geziyorlar. Vallahi her gün gelenleri anlamıyorum. Ha, nasıl fırsat buluyorlar değil mi düşünüyorum her gün? Ya çalışmıyorlar. Çok sevdiler. Nasıl telaşlı gidiyor ya? Tehlikeli bırak. Koş. Kızım benim. Yanmadı. Yandı işte. Yanmadı Hasan da. Yandı mı? Kırmızı güzel. Kırmızı yanıyor. Ama onlara yeşil yanmadı. Bak şimdi yandı onlara yeşil. Benim üstümden işte. Tamam. Takılım sana, yaşayayım hayatımı. Benim üstümden içmeyecek misin? Iı, limonluymuş Hasan. Benimki limonlu, ondan sonra naneli, acayip adam insan. Senin boğazına iyi gelir işte, düğüne gideceksin ya. Şöyle o da soğuk oluyor ama. Buralar hep nargile de içiyorlar arkadaşlar. Işıltılı. Kuzenden de içiyorlar ama benim nargile bana hoş gelmiyor. Ben de içemiyorum. Valla nargileye boşuna para vermeyin. Hiç gereği yok. Beni bulandırıyor zaten. Kafası dönüyor sanırım. Sevmiyorum ben onu. Sen içmediğin için dayı kafan dönüyordur senin. Bize yer kim var ya? Şöyle dışarıda gören olsun, bunlar savaşa gidiyordur. Benim şibidiklerim de şöyle çoraplarımına. Ben de normalde terlikle çıkarım da. Ben bilemedim bu kadar cool, elit bir ortama geleceğimizi arkadaşlar. Şimdi neler, bunlar da ne diyor diye. Vallahi dissinler arkadaşlar, her zamanki halim. Yani doğal halimiz. Ben Aksaray'a da gelsem, İstanbul'a da varsam ben böyleyim. Ben pijamalarla dolaşıyorum dışarıda mesela. Aman, özümüz neyse kendimiz de oyuz aşkım. Farkımız yok. Hasan bugün var ya, kaç kişi çiçek almış da götürdü, iki kişiye rast geldik. Birini Rahime görmüş, birini ben gördüm. Biri beyaz, biri kırmızı gül. Ama şöyle bir mantık var. Ben canlı çiçeğe çok acırım. Dalından koparıyorum. Ne anlamı var ki? Elinde kuruyacak, gidecek. Hiç kıyamam. Nereye götürüyorsun? Sevgililerine, karılarına. Doğru, 14 Şubat değil ama. Her gün 14 Şubat mı olması gerekiyor? 14 Şubat'ta evime yığılanları görmeniz lazım değil mi Hasan? Diyorum ya, benim öyle şeye karşıyım ya, çiçek yönüne. Ya ama güzel oluyor canım şimdi, ben de bilmem güzel olur. Bilmiyorum da güzel oluyor da ya. Düğün de var o, ben de düğün işte ama çiçek ses geldim. Ya çiçek, ben çiçeği severim. Onu kurutuyorlar. Sen şey koyuyorlar ne çerçeveye? Evet, isteme çiçeklerini falan öyle yapıyorlar. Yeni yeni şeyler çıktı, donduruyorlar. Vallahi. Çerçeve yaptırıyorlar. Onu bir de değerlendiriliyor. Arkadaşlar bizim eve yakın Kafeler Caddesi. Evet. Aslında her gün sesin, her gün gelirsin ama ayağının altında olduğumu da insan gelmiyor ya. Tadı olmuyor değil mi? Uzakta kız şeyli oluyor. Ortam olmayınca. Ben seni burada yaşamam için böyle bir çok şeyim olmaz lan. İşim gücüm şey olmuyor. Ya da böyle bir yer bir işim 5-6 işim bitecek. Paran olacak. Çok, hani çok paran olmaz lan. Gerçekten. Kafeler Caddesi pahalı bir yer yani. Canlar. Yaşayamam. Evet. Ben hani o Kafeler Caddesi'nde çalıştığım için Cercimertim'de her gün aynı insanları görüyorum mesela. Ya, insan yüzlerini ezberliyor, ısmarlıyor, çekiyor. İnsan yüzünü ezberliyor biliyor musun Cansun Gül? Sonra diyorsun ki bu nereden buluyor bu kadar parayı her gün burada? Bıkkınlık yani, geliyor gelip gittikçe sana. Babası falan zengin olur. Baba parası. Ya da böyle aileden kalmıştır bir şey. Aynen. Yoksa normal bir askeri maaşına çalışan insan zaten burada her gün yaşayamaz. Takılamaz. Bence ya. Yani bence baba de parası diyorlar. Biz alın teridi. O yüzden zor kazanıldığı için kolay harcanılmıyor. Değil mi? Burada mı çalınıyor müzik? Ağlar çalıyorlar. Yoo. Değil mi anne? Bak çıkın o anne o. Kırtalay gibi sanki, bayılırım. Çok teşekkür ediyorum. Bir alkış abilerime alayım. Havayı bozmak istemezdim, alabiliyorsunuz. Vakitler var. Şimdi
Tüm sağlamı dinleyenler, Ömer kardeşim var. Açıklamalarınızı varsa programı doldur geçin. Ama merak etmeyin, 3 gündür buradayız. Kesinlikle 3 gün buradayız. Ben mikrofonu asıl sahibine devretmeden sizlere çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ben Yaşar Aytan, Doğu'nun Sesi, Erzurum Pasır ekibi böyle batıda sizlerle birlikte olmasından dolayı çok mutluluk diliyorum. Seneye inşallah bu ekip geleceğiz nasip olursa. Bugünlük buraya kadar Allah ısmarladık. Sağ olun varım. Buyur Oktacığım. Ağzına yüreğine sağlık. Doğu'nun Sesi Pasır ekibinden Yaşar Aytan'a alkışlar gelsin. Evet, açılışımızı yaptık. Güçlü bir açılıştı. Herkese teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Artık ben de biraz Erzurum moduna gelin. Biraz artık sohbet eder. Çünkü protokolümüz bitti. İnşallah 3 gün boyunca güleceğiz, eğleneceğiz. Halaya da Türkiye'ye de doyacağız. Evet, bir sohbet edelim. Bakalım ki bizler buradayız. Sizler ne düşünüyorsunuz? Program nasıl gidiyor? Hacım çok dertli sen. Çok güzel gidiyor. Erzurumlar Derneği Başkanımız Sayın Mustafa Kaya kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar burada açılış var herhalde. Erzurum'un kültürünü, örgünü, müziğini, sanatını. Karşıda çelenklerde bir şey yazıyor ama anlayamadım, okuyamadım. Yürekten doğrusu teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu programda tüm kardeşlerimize, sanatçılarımıza biz yolumuzu koyulalım. Düğünde görmüş olduk. Düğün değilmiş ama. Ne anladın onu anlayamadım. Tamam, Erzurum'da bizim bir kardeşimiz ama hani Aksaray bunlar da var başka bir şey Hasan da. Orada çiğ köfte neydim satılıyor. Ben araştırırım eve gidiyorum. Program yeni başladı diyorlar. Baksana orada ne kadar satış yapıyor insanlar. Çadırlarını kurmuşlar. Bura bence Şii'nin açılışı. Gaziantep artık bir şey mi açılıyor yöresine ait. Mesela burada da böyle bir kafe var. Zahime'ye diyorum ki masalara diyorum mangal yakmışlar diyorum. O da normal süs olaraktan yapmışlar. Mangal mı böyle? Acaba sahte ateş mi ki? Burası şeydi, vodvildi. He. Ha, değiştirmişler. The Hunger'mış ismi. Tamam, nasıl alımdaydı? Çok böyle cool yapmışlar biliyor musun? Çok şey ya. Gösterişli, şaşalı. Çok para harcamışlar bence buraya. Bence de. Aksaray'ın şeyi burada. Başka da yer yok zaten. Aynen. Şemsiye sokak vardı. Oraya da yıkıyorlar zaten. Oranın bir şey oranın kaldı. Da tadı kalmadı. Hangi kafeye götüreceksin Hasan sen bizi? Karşıda şey var. İsmin aklıma gelmedi de. Kolombiya mı? Yok, Kolombiya değil de. Buranın ustasına soracaksın seni. Dayım bilir. Ben orada burada şey diyorum ya, o yüzden he, yengem ben de o yüzden diyorum valla. Bizim işçilerine geliyoruz bu arada. Evet. Ciğerci Bahattin'e. Aman bir dinlen kuzum, dur. Başlıyorum 2-3 güne işe ya inşallah. He. Şu araba nasıl? Can sağlığı olsun. Hangisi? Şu mu? Bunu buraya süs olarak mı koydular acaba? Bu şey kardeşlerim. Herhalde, ben öyle biliyorum. Çünkü Arda'nın eski çalıştığı yer var ya. He. Orada bir sürü arabası, motoru falan vardı. Hep böyle şey, eski şeyler. He. Ama çok değerli arabalar yani. Herhalde tarih şeylere önem veriyor yani. O zaman. Çünkü hep burada duruyor bu araba. Hasan biraz yavaş gitsin. Hani gezeceydik. Savaşa gidiyor gibi hissediyorum. Dövüş var da biz de dövüşe gidiyoruz kofer sanki. Kofer açılmış buraya bak. Ben nereye? Gelmeyelim kofer açılmış buraya. Bir haftada nasıl hemen. Ya millet ekmek kapısı arıyor. Başarıyorlar da maşallah. Bu mevkiya da pek yakışmamış sanki hep kafelerin içine de. Değişik oluyor. Mesela şu ileriye de bizim karşımıza ayakkabıyı açalım. Çok pahalan burası. Arkadaşlar biz buraya geldik. Hasan'ın bize önerdiği restoran ismi Elçi Bey. Atilla abi biraz aşağıda, ondan da geldik. Nargile kokusu geldi. Nargile güzel kokuyor ama. Tamam. Neden? Şuraya geçelim mi? Koşuyor şuraya. Sen gel, gel. Allah. Kontrolü şöyle siparişlerimizi verdik. Orta abi şey söyle, çok gerildi ama biz tatlı sevdiğimiz için gelmez kardeşim. Öpek sen kelime güvenmiyor tatlı yönde ama. Rahmetullah Hasan'cıma güvendiğim için. Rahmet'i biz seviyoruz ama acaba biz Konya'da bir öyle bir tatlıydık. Rahmet'e dayısına çekmiş, o da yiyor.
olduğundan dolayı. Ailecik tatlıcısınız, benim evet. Aramalım. Ben severim ben. Terbiyeli, sütlü, her türlü yüzü. Şey olarak da ben kullanmıştım, bunlar da... Smoothie. Şilekli istemiştim, nasıl bir şişe bilmiyorum. Bir tadına bak, çok beğeniyorsun. Biz evet. Bir şey de kullanmak dilemiştik, ben bir onu bilemiştim. Onu içeyim. İçeyim mi? Bu da iyi ya, ben kullandım şey arkadaşlar, böyle limonlu. Böyle çok şeyli değil, adamı hoş bir içini ferahlatıyor. Şey yapalım, bir arada çocuklarla gelelim. Mikseyim, bir orada içti de daha belli onu biliyor musun? Anne ondan olsa da istek diye. İşte böyle gelirse iyi olur da, geldim mi deyince gelmiyor. Ama artık kalan biraz boşa çıkar herhalde. Yarın bu üç sarı işimiz arkadaşlar. Bu videoyu yarın mı atılacak o zaman? Hı-hı. Yarın atılır, yani üç sarı olacağız. Gece de biraz yatıp 2-3 saat, 4 saat azıcık dinlenip tekrar şey edeceğiz arkadaşlar. İstanbul'a yolculuğa çıkacağız inşallah düğüne. Haftaya bir Bursa düğünümüz geldi. Nasip olsa oraya gideceğiz. Nasip oldum arkadaşlar, kısmet. Tanillerden gelip seni buluyor. Olmadı mı? Hani boşta kalsan geldim. Olmuyor. Yapma gelmedi çözüm. Değil mi? Sizi. Bunları yaşatır dedim arkadaşlar. Vallahi farklılık olsun dedim. Bizim iş yeri şurası işte. İşte orada önce hep aynı işte olunca bura farklı bir ortam. Aynen, sen orada senin var. İçin mi? Sen orada mesela... Ben hep hizmet yapıyorum mesela. Sen hizmet yapıyorum. Ben burada mesela sana getirecek o bir şeyi. Rahmetli hadi diyorum. Yani. Vallahi koyayım hadi Rahim sen olmazsan gitmem diyorum. Vallahi yok. Beraber evet, çıkacağım. Evet, Rahmet'e de şıktık yani ben... Ablamı evde koyduk, ona da kıyamadım aslında ama... İyi olsa onun yörmesiz olsa onu da getirdik de bir de elma saklanmıyordum. Nalinçten bir de koydan geleceklermiş onlarla beraber. Siz gidin de biz aslında çay içtikten sonra kalkalım dedim ben şeye. Canlı Rahmet'i alalım gidelim gezelim geri Rahmet'e koy gideriz dedim. O da onlar gelmeden çileyim de kalkamaz bir daha dediler bunlar da. Gidip gelelim hemen dedik. O zaman içeceklerimiz geldi görürsünüz arkadaşlar. Hayır. Evet arkadaşlar geldi. Hasılatlar diyor. Bunları içecek misiniz? İçin mi? Bakın bana nasıl olsun. İçin buz dolu biliyor musun sen? Evde soğuksa içmeyin. Bir de şey yapmıyor. Bunlar ama. Hani suyu boz yok ki. Sıkılık bile. Öyle bile. Sevgili tadına bakabilir miyim? Acayip diyorum. Ben çok seviyorum. Nane geliyor bildiğin. Çok hoş böyle. Hmm. İlk başta biraz değişik olabilir. İçelim. Seversen size de bunu söyleyeyim. Güzelmiş. Ben acayip seviyorum. Sevdim. Ben arkadaşlar şöyle waffle geldim. Ustazcık koyun da. Waffle arkadaşlar büyük olur. Bir de sen bizimle bak bağlı. Bunu... Bakın bakın. Nasıl? Bu da güzelmiş. Soğuk bak sizinki meyvunda. Benimki biraz... Sizinki estağında. Bunun içine buzu edin. Kırıyorlar. Buzlu çekiyorlar. Benim de biraz şöyle çeksin. Waffle arkadaşlar kalır dedi de bu waffle rahmet ediyor ki bu daima ancakken nasıl kalacak? Başlayın yiyin bakın nasıl bir şey. Bizim şöyle kadar büyük mü? Çok geliyor. Var mı arkadaşlar ezanımız okunuyor. Azarlar ilerlanmamız esrullah. Müzik de o yönden kısıldı, iyi oldu. Yoksa müziği kısıp ne etmiyorlar? Telif yiyeceğim lazım. Arkadaşlar biz Rahmet'in yan yana gelince bizi bir vurmadı içeri. Neyin nasıl bilmiyorum. Bir de benim bir de bacımla yan yana gelince böyle olurum. Bir de bu kızla gelince böyle oluyor. Niye böyle çok güzel daha o? Çok güzel kesiliyor ama. Değil mi? Yumuşacık. Nasıl şey su bilmedin mi? Sıcak. Sıcak. Yeni yapmışlar yani. O taraftan şey sesleri geliyor. Şunlar. Çok güzel. Ben evde de yapabiliyorum bunu. Tamam, bir gün yapacağım. Daha yeni soğudu. Daha yeni çok oluyordu. Ben bunu evde yapabiliyorum. Waffle makinemiz de var. Allah Allah. Niye hiç yapmadın? Dayıcım sen gelip benden bir şey istedin de ben ne zaman sana yapmadım? Bir daha bak, geldiğinde bak. Bundan istiyorum Rahmetciğim. Tamam. Meyve de bizde waffle'lar daha odan. Ben sana muzun aşıyı alayım ben. Yok canım. Ne anladık biz bu işten? Öyle mi? Bir de kivi yiyeyim ben anlarsın. Sen gel yeter. Bu arada çikolatası çok yoğun. Değil mi? Bayağı tuz yapmışlar. Güzel ama daha değil mi? Ben bu çikolatanın tadını biliyorum çünkü bizim dükkanda kahvaltıda bu çikolatayı veriyorlar. Değil mi? Şey Nutella değil de başka bir çikolata. Bu şey çikolatası işte. Böyle şeylerin üstüne dökmek. Öyle mi? Bu çok güzel. Ayrı mı satılıyor? Yani evet. Krema gibi. Krema. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Bunlar da rahatça yiyinler. Ben de rahatça yiyeyim utanmadan. Videomuzun devamında görüşürüz. Dayımın da kesesine bereket bari de. Afiyet olsun. Arkadaşlar şöyle Ayzbir'e doğru geldik. Buradan içecek almaya şey soda suyu, maden suyu. Şuraya da bakıyorum ki Hasan buradayken alacak bir şey buldum kendime diye. Bayılıyorum böyle tabak çanak işlerine.
Şöyle. Sadece yolumuz varmış ama açı da varmış. Orada. Orada iyi olmaz. Dolaba koyarız hemen soğutur. Öyle mi? Buzlanır. Görmedim. Duymadım, bilmiyorum. Üç maymun şeyleri. Neden böyle baharat çıkartmışlar? Şunu alsam mı ki? Hiç gitti. Ne ya? Böyle. Arkadaşlar çok gelin. Kafamız döndü desene. Çok gelin için böyle şeyler olmuyor. Hasan ben şunu alayım maki turboyu. O şey. Ronda. 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 Evet ronda. Ne yapalım? Bu her şey doğruyor. Çok amaçlı. Bir de şundan aldık. 50 lira. Ya, bunu aldım içecek alın. Bak, bu lazım ama çok lazım bana. Benim böyle yok. Kaç milyon TL? Bilmiyorum ki. O iyi olmuyor Rahim. Annemin de vardı. Biz aldık canım. 50 TL canım. 50 TL. Abi yok zaten. Yok yok şu dayın elindekini diyorum aşkım ben. İşte onun fiyatı yok. Şu neyi alır? Hani battaniye bakar da bunu arabaya koyun da biz yola falan gidecek. O battaniye değil abi. Hal Hasan. Şey yok mu ki ya? Bizim evde battaniyeden al da böyle ufak bulursan yine al kendine. Banyo baskısını bir şey. Hani bunlar doğru mu yok? Hatta renkletirdiğini bir deneyim nasıl? Çok malık. Burada da yumurta 95 TL. Bim'de de aynıydı. Aizmir'de de aynı. Şimdi eve doğru gideceğiz arkadaşlar. Yürüyüş bize hiç yaramadı. Biz iyice şiştik gibi değişik olduk. Yürüyüş hem çok yedik. Bilmiyorum yapma. Oraya 10 adım yürüdük. Daha da fazla gittik. Varmış, yok öyleydi açıktaydı o. Evet. Hı, alalım. Burası bizim bölüm. Neymiş? Bakın ya. Şöyle hepimizi abi, alıyor. Unuttum çayımı neyse. Doldurur mu? Çayla olmayan varsa. Açtın mı Cansu? Evet canlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah çocuklar iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Çay keyfi yapıyoruz. Ondan sonra soda keyfi yapanlar var. Biz çaycıyız canlar. Ben çay içiyordum. Çaydan sodaya geçiş yapmışım. Haberim yok. Çayla sodayı biraz da mı içiyorsun Nail amcam gibi? Çay soğuk zaten. Geçen hangi takipçimizdi ya? Nail kahve içiyormuşmuş o gün. Ondan sonra erik yiyormuş. Ha, Zehra güzel. Akın mı var ya? Evet. Sana çok yazıyor herhalde. Evet. Biz o beni abla zannediyormuşmuş. Sonra herhalde ben yaşımı söyledim ya. İlkay bacım sen benim bacım oluyorsun. Senin yaşını biraz büyük zannediyordum. Ha. Aynı yaştaymıştık demiş. Onsa bacı değil şimdi şey diyor. Instagram'dan yazmış şey Nail şey kahvenin yanında erik mi yiyor diye. Ben de, o da benim kocamın şey diyeydim özelliği. Mesela bazen benim dikkatimi çekmiyor. Mesela Cansu çayın yanında işte soda mı içiyor veya çekirdeğin yanında soda mı içiyor? Hani hiç öyle şey yapmıyor. Gittim yoruma bir şey bir baktım videoya ne yapıyor diye. Nail dedim erinen dedim şey bir arada mı içiyorsun kahveyi hani yiyorsun için. Yok dedi önce yere yedim sonra kahveyi içtim. Adam da sıçtı gibi. Merhaba arkadaşlar Cansu'nun kanalına hoş geldiniz. Selam vereyim dedim. Giderken Cansu başlıktaydı herhalde. Gelincik de ablaları çekti diye herhalde çekmek istemedi. O da dedim, hani birini çekin dedim. Elmas da başlatmışmış, Cansu da başlatmışmış. O yüzden biz çayımızı ne içtik de ondan sonra çektik yani. O yüzden şimdi elimizde sodamız da var ya. Soda çayı birlikte götürüyor zannetmeyin. Çaylarla içip çekirdeklerini içtiler. Erkekler de dışarıda balkonda keyif yapıyorlar. Biz de böyle bacı bacı hep beraber. Elmas bacım da içeride. O da video düzenliyor. Biz de çay içiyoruz, soda içiyoruz. Çayımızı içtik vallahi güzel olmuş. Rahime'nin, Cansu'nun ellerine sağlık. Az önce demlediler de çok güzel demlenmiş. Çok güzel olmuş gerçekten. Eline sağlık Rahime. Bir şey söyleyeyim, annenden daha güzel çay yapıyorsun. Gündüz yaptı, annesi beğenmedi. Benim çay sevmedi. Ben çok attırdım. İlk de biraz bekledim. Demlememişti. O yüzden beğenmedi. Çok, çay çok beklendi mi? Vallahi kendim övmek gibi olmasın da ben her şeyi güzel yaparım. Hadi bakalım. Ha, bugün bir şey yaptım. Sote, tavuklu mantarlı. Bir güzel olmuş. Doldur mu bir? Rahim şunu da bu arada iki yaptım ne çok sıcak bir şey diyecektim dedim. Ne diyecektim? Evet. Buralarımız açıktı. Video açılınca kapattık canlar. Arkadaşlar benim evim gerçekten çok sıcak oluyor. Kışın da böyle oluyor. Kışın da yanıyoruz. Aynen üşümüyoruz hiç. Köyde soğuk ya ben bu arada gündüz canlısı gündüz gelmiş de o peyniye girmiş. Ben de akşam gelince serindi ben geldim. Bir şey giyiyorum giymiyorum. Onu giydim geldim.
olsun yumuşatsın, buralarım direşmişmiş zaten. Yani şey yapıyor, işi yapıyor, sonra da havada bir esiyor, bir duruyor, bu ara bir değişik. Yağmur yağacak gibi oluyor. Arkadaşlar bizim evin ısı yalıtımı gerçekten çok güzel yapılmış. O yüzden kışın falan hiç... Hastalık alalım. Hani soğuk olmuyor. Ay gerçekten sıcak, 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 sıcak. Evin içinde tişörtünle dolaşıyorum vallahi. Yapacak bir şey yok. Erkek de olmadığı için. Hani şimdi bizimkiler geldi diye arkadaşlar böyle video çekerken de üstüme çekiyorum şu ince şeyimi. Yoksa durulmuyor. Gerçekten evim çok sen sıcak. Sen yatıyorsun ya. Mantolamadan yer. He cipacı. Isı yalıtımı güzel. Biz ilk evi aldığımızda dediler ki işte bodrum kat ev yeni yapılmış. Oh, aşağısı ya. Bodrum boş. Çok üşürsünüz falan demişlerdi. Biz kışın yani çok az kombi yaktık ve kar yağdığı zamanlar bile. Ben üşüdüğüm bir yorganı böyle sımsıkı örttüğümü hatırlamıyorum yani üstüme. Bize de öyle diyorlar. Ve şu an burada ne evde siz yani donacaksınız diyorlar. Altı dükkan, köydeki eve diyorlar orada siz titrersiniz ama oradakine inanırım. Köydeki evin garajı çok büyük, aşırı. Koy soğuk oluyor canım. Ve kalorifer yok. Yok diye sobaya hadi. Ha, geç sizinki de bizimki gibi altı boş. Canlı kalorifer de olsa onunla da ısınma. Sobayla daha iyi. Belki de mesela ilerlerde çok soğuk olursa hem soba kuracaksın hem kalorifer. Hocam sizin de köy yeri bak. Şey kışın gerçekten çok aşırı soğuk olabilir. Sen kışın işte o zamanlar Derman teyzenin evinde yattığımızda tir tir titriyordun. Yorganı da örtüsüne Senin balkonda oturulmuyor mesela. Balkon değil ablam, içeriden bahsediyorlar. Kurban oldum yaratıyor. Balkonunuzun içerisinde şey oluyor. Aynen. Ben sanki biraz faydası olduğu gibi geliyor. Olmuyor. Mesela yazın serin oluyor. Kışında biz ondan önce hiç yatmadık ya. Daha sıcak oluyor. Aynen. Hele yine geldiğimizde çok soğuktu. Aynen. Aynen. Nasıldı? Benim şimdi yeni geldiğimde çok soğuktu. Yukarı katlar da çok soğuktu. Bir de ısındı. Mesela bizim de yazın da mesela serin oluyor. Başka katlara boyana göre. O geç boyanı biraz güneş görüyor da benim evim fazla güneş görmüyor ama. Yani bu şu taraf normalde rüzgar alanı. Poyraz'ın geleceği yerde ev var o tarafta. Sen buldalıyor evini. Annem gelip de oturduğu tarafta rüzgar zaten gelmez. Bayağı belli diyor. O yüzden buldalıyor. Yok ben ne demek istedim ne biliyorsun? Hani şehir evi köy yeri soğukluk açısından derece olarak çok fark ediyor. Aynen teyze. Hani montalama da yapsan o yani buradaki gibi etkisi olmuyor. Hani buranın soğuğu köy yeri gibi değil. Evet. Ama köy titretiyor vallahi adamı. Burada bütün cepheler şey ev hani. Benim her tarafım dolu. Ama benim bütün cephe açık. Evet orada doğru. Gelen vuruyor soğuk. Elmasın evi de öyle. Elmasın evi de soğuk, seninki de öyle. Yine bizim balkon şey. Yanıyor mesela Cahil. Sizinki biraz değil mi? Etrafı dolu. Elmas tezim yine daha var etrafında yine birkaç. Yine elmas tezim var. Derman tezimkine biraz göbek kapalı. Ama Derman tezimin düzlük bir yandan her tarafı açık. İç aç. Daha yok bir şey yok yanlarında şeyi kapatacak. Rahim'e geçen senelerde ilk geldiğimiz sene Katmaklan gibi oradan dönüyoruz ya. Allah'ım orada böyle soğuk oluyor yazın bile. Mesela akşam sizden geliyor oluyoruz. Bir bak yok böyle soğuk oluyor sanki bir yerden kar yağmur geliyormuş gibi. Diyoruz bu tarafa geçince Sibir ya. Yani onlar da evdolar teyze. Daha o zaman da keşke çok rahat. Çok rahatsız zamanla. Çiğdem ablam biz geldiğimizde kerpiç yapıyordu. Diyordu siz yokken hani daha bir ayrı çalışıyordum. Biz olunca orada bir insan var. O gün de şey yapıyorlardı benim tandır evini. Kayınbabamlardı, babamlarda kerpiç yapıyor o da. Şu bacadan bir açıp da yapamadım dedi. Sen yokken nasıl rahatmış mısın dedi. Arkadaşlar ben uzanıyorum bugün çok ayakta durdum ya. Kada içerken. Durmakla biliyorum. Yok uzansın. Bugün ablam biraz yürüyüşü fazla yaptı. Biraz dolandı. Aslında evet, iyi bir şey ama ağır geliyor işte vücuda. Vücudu götüren bir boyun. İyiyim de taş gibi oluyor sanki yaram. Oradaki yara böyle taş gibi sanki. Belki bacı şimdi yara mesela kabuk bağlarken bulurken nasıl sertleşir. İşte o yüzden de öyle hissediyorum. İçeri şişiyor çünkü. İçi değil de çok dışkı şişiyor artık yara. İçinde de eldeler onun. İçinde ya birleşiyor artık bacı. O da seni sert hissediyorum. Evet sert sert orası taş gibi geliyor. Şimdi mesela şurayı yırtmıyorlar sadece. Bu katman yani derimiz kat kat kat. 7 kat. 7 kat mesela kaç kat artık. Onu komple seni yırtıyorlar içine girmek için. Tek bir şu üstteki deri yırtmıyorlar. İçinde yara yani. Senin dışı dikişti ama içi de yarar. Benim normalde etlerim şey ya, damar yollarımı da bulamadılar, şey dediler. Sert. Yok yok, derim çok şeyiymiş. Kalın.
Sıkanırlar. Belki de çok ince. İnce dediler, ince. Damarların incedir o zaman bacım sen. Damarların incedir. Vallahi ince dediler, bulamıyoruz dediler. Şuna kaç kilo soktura, buna kaç kilo soktura, inlemedi tepi bulamadan son dediler. Benim bana bilmem hiç değmedi vallahi. Yok, hayır, ben normalde şöyle et bulutluyum ya, hani damarım şeyim mesela görünüyor gibi hissederim de öyle değilmiş yani. Beni bulurlar ama hemen. Hastaneye gidince belli oluyor. Bak, beni hemen bulurlar. Benimkinde yok bak hani. Seninkinde ben beni hani ben de koyarım. Yok, benim bu şey yok. Şimdi oldu. Bak, ya o hemşire de hemşireye bile değişiyor aslında bak sırasında çok şükür. Ben gece bundan uyuyamadım. Yok şöyle bir şey var. Bir tane eldiven var onu giydim. Gerçekten elden ele değişiyor. Uyuşuyor kollarım. Gece uyandırıyor. Hemen dağıldığından uyandığından biri oluyor bu. Bak şöyle gittim nasıl şöyle. O hemşire de hemşireye de değişiyor. Diyor. Duyuyor musunuz beni? O hemşire de hemşireye de değişiyor. Kimisinin eli hafif, kimisinin eli ağır mesela. Kimisi hemen bulabiliyor, kimisi hemen bulamıyor. Benim sağ koluma hiç kimse damar bulamaz. Ama sol koluma saniyenin içinde bunlar. Bak şuna girdiler, bir dakikada buluyorlar. Ay. Benimkine çabuk olur işte. Benim damarlarım hep açık. Hacı ben de öyle diyorum da bulunmuyor, bulunmuyor. Benimkine bulamadılar. Buradan da iki tane derdiler, bulamadılar. Hep yok abla, sen hiç görünmüyor ama. Bak sen hiç görünmüyor. Benimki işte abladım belki ama. Ama sen ince işte, bak benimkine bak. İnce dediler. Bak şundan giriyor hep inceyle. Hacı ben çakan aldırdım, hemen bulurlar benimkini. İnce dediler Cansu, ben de yer derilerim ince zannediyorum. Yok, damarın incedir. O yüzden öyle bulunuyor. Gel bacım. Benimkini hemen bulurlar. Şazın mı az? Baktı Şazın. Hı? Şey mi gelmiş? He. Selamünaleyküm sevgili takipçilerimiz. Yeni gelmiş gibi oldu. Eyvallah, hayırlı akşamlar olsun. Hoş geldin bacım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben de video attım. Şişirdeyim koydum. He, 9 saat sonra yazıyordum. Yarın atsın diyordum. Bana gelmedi. İşte göndermiyor dedi. Hayır, bana gelmişim. Elmasa ki gelir. İzlenmeleri az olduğu zaman göndermiyor. Bana gelmiyor. Çünkü biraz bildirmiş. He canım. Gelmiş o da şeysinden komadaydım videonun başlığını falan onu ayarladım. Ekran resimlerini ayarladım. Cansu'ya da söyledim. Benim videom atıyor, işleniyor. Ben gittim bir ayarlayayım, ondan sonra hazırlayayım, gelim dedim, geldim. Ne oldu? Ömer benim videom da çıkmış herhalde. Yasemin Onay bacım da şu Ömer'i elime geçirsem de bir mıncıklasam yazmış. Biz mıncıklıyoruz da hiç sevdirmiyor ki. Bir tutabilseler herkes onu yiyecek de. Maşallah diyeyim canlar. Evet. Maşallah eski yemeğim. Arkadaşlar şeyden. Gerçekten geçinde böyle dedim bir maşallahınızı alırız dedi. Hemen çocuğun yedik mi diye yazmışlar ama o sağ bir çocuk arkadaşlar. Ben bunu kötülüğünü hiçbir zaman söylemedim. Ben hayvanlar çekince bile diyorum. Nazar onu veriyor hemen işte. Ama bir şey yok dediğimde bir maşallahınızı alırım. Allah'ın maşallah arkadaşlar. O an o kendi içine şey alır ama herkes kendi gibi düşünmeyecek işte mesela. Ya can kaynamasıyla olan bir şey. Arkadaşlar mesela. İnanın ki sabah kadar iki veya üç kere hep sıçrıyor ve ağlıyor, uyanıyor. Sonra geri uyutuyorum, okuyorum, üflüyorum, yatırıyorum. Mesela böyle oluyor. Göz boncuğuna falan, nazar boncuğuna şey yaparlar ya. Ona hiç inanmam. İnanma değil de mesela ilk görüş çok önemliymiş. He. İlk görüşüne nazar oluyormuş can kaynamasıyla. Nazar boncuğu şöyle ilk görüşü alıyormuş. Onun rengi farklı olduğu için o şeysi varmış. Nazar boncuğunun bir özelliği var. İlk o şeyi çekiyormuş yani. İçindeki kaynamayı o koyuyor. Öyle mi? Telefon mu istiyor? Sadece o özelliği var. O yani. Doğrudur. O da bakımdan çıkıyorlar. Aynen. Dinimiz, yani gözün şeysini sadece o an o çekiyormuş. Öyle can mi? Kaynamasına. Kızlar hemşe iyi bir çiğ köfte olsa acılı yedik var. Keşke yaptıysak gelseydik. Gittiydik ya. Canım benim neydi kız? Ha, iki dedik biz. Saat üç miydik, dört de miydik? Erken yedik. He. Acıkmadım da. Aksaray gözüm ağzına çiğ köfte geliyor niyeyse. Yaptıralım da yiyelim. Sevdiğimde. Valla. Kendime gitsin yaptırsın diyor. Saatten sonra. Ben de. Saatten sonra. Alo. Oturuyorlar mı? Arı buluştum. Ben onlarla gidelim. Tamam. Buradaki güzel oluyor değil mi? Bir de onun tadına bakalım. Tamam. Bununla ile değil mi? Kahimeni de yaptırın gelin. Ben de yedim. Hı? Altıka basat oluyorum valla. Bunlar gitmiş yemiş arkadaşlar. Yemezdik dinle azandıklar. Valla çekmeyelim. Valla çekmeyelim. Demek de yemeğimizi gidecektik. Bir de üstüne şey yiyecektik. 7.5 lira yemeğimiz. Dedik ki mantarlı et soteli şeyi yap. Tavuk soteli. Bana biz de yemeğimizi yedi de bu canım istemedi dedi. Bulandım. İçerim bulandı gibi. Valla bir şey yemedi. Bulandı veriyor. Çok kötü. Canım bir sor gibi yiyemiyor ama dıkandım kaldım. Ben de can olmasın, ablam et çıkarmışmış, onu da bizim eve gidelim dedik, bizim de bir sürü işimiz vardı. İyice nerede onu kuk şey, kuk doğradım. Kavur kavurdu. Süperman nerede miydiniz? Buradaydık, aynı uçan buş gibi, oradan geri bize çıktı, annem gitti. Annem bir dolu işim vardı, gitti. Oğlum bu da benim de işim var, ben de gidiyorum dedi. Şimdi yoldan beri de biz, yıkadık.
dikili dikeceğimmiş. Dikili dikeceğim dedi. Domates nasıl dikili dikeceğim dedi. Hep kaymak halinde. Hani bende de var. Bende de vardı. Ben de kodum dikmedim. Böyle iki kenarını çevirebileceğim dedi. Bir de ortadan gelelim. Ha bir tane şey var. Ekmek şişesi öyle dörtlü. İkisini yapmış, ikisi yapmış. Onun haberi de işim var diye durmadım. Bu da durmadı. Hayır, o zaman gittim de ben de senin hayatımı dedim dedi. Sonra ben de buna dedim ki biberleri çiremeden götürelim, onu da çektirelim. Çilemiş onları dedi, boşta boyunca. Sizin şeyin ekmek stresiniz var şimdi sırada. Bakın hiç stresimiz yok. Benim evimde stres yok. Utandırayım. Benim evimde olacağı bir şey yok. Bunun neyle yor, it var. Çay içeyi de. Yok ben içmez. Çok içtim ben bu yeri, Delman bacım orada. İşte canım, biz komşumuz da yapacağız arkadaşlar ekmeğimizi. Evet. Ben de evimde. Ablam orada yapacaktı aslında. Bu sefer de düşündük tavardan getiren alır. Hanım elle burada yapın dedi. Elmas da benim burada yapacaktı da Rukiye ablam geliyormuş ya. Rukiye ablam oturacak. Ekmek gitmiş miydi acık mıymış? Yok daha ekmedi bacım. Biz de sonra eden bilmiyoruz. Elmas bacımı da ekmekçiler de ilk ablam. Ondan sonra Cansu bir. Rukiye ablam. Arkadaşlar ablam diyor ki Cansu benim ekmeğe mi diyeceğim diyor. Ekmek mi ben mi diyor. Annem yiyorsa annem yiyorsa ben gelirdim. Annem yiyorsa ben gelirdim ya. Ama annem. Annem ben iyiyim yine. Ben tek bırakmak istemiyorum annemi. Annesi de dayanamıyor. Olsun ya. Türkü söylemek geldi içimde. İncik. Annem annem ben sensiz ne yaparım annem annem. Bu da yemeği gelsin. Ağlatacağım kızım. Ağlatacağım. Sen ağlatın da orada ağlar kınardı ya. Havası yakarım sana hemen. Güzel yapıyordun ya. Ben mutlakta art yapıp demedi de dışarı öldürme diye. Yok artık ağlama şeyim gitti biliyor musun? Ama nayın olmuştu art yahır gibi geldi. Sen nasıl yapamazdın da. Teyzeler nayıl. İş kore kore karardım nayıl diyor. Kış gelincik ağrımıyor. Zaten şey diyor, Ayhan diyor domates biberi beraber toplarak dedi annen diyor. Ayhan sarı kararmasın diye ben nasıl olsa kararayım diye diyor. Ben toplamaya gidiyorum. Sen onu yalnız bırakmazdın Nail diyor. Ben bunların şeysiyim arkadaşlar. Gülme şeysi. Valla eskisi kadar ağlamıyorum ben. Eskiden çok ağlıyordum her şeye. Bir de çok sessiz ağlıyordum. Çok sesli böyle. Sesimle artık öyle ağlamıyorum. Her yaş bir ağla başlayın. Çünkü sesle ağlayın zaten. Ben de burada hiç duygusallığım kalmadı. Her şey ağlamadı. Benim babacım duygularımı İzmir'de koydu geldi. Annem de burada duygularımı. Burada duygularımı demedi işte. Değiştiniz herhalde siz. Değiştiniz. Bir keresinde şey, Ali'ye işte 6 aylık hamileyim. Koyduğum, ablam köye gelecek. Bu da dedik sen de götürün mü de. Allah'ım beni sevmiyor mu? 6 ay olmuş köyden geleli. Bir de hamileliğin duygusalla, bir de eşim askerde. Bacım beni de götür o zaman dedim buna. Ondan sonra da Nail diyor, yok diyor annemin babamın yanında ol diyor, gitme diyor bana. Ben de Nail'im gidin ne olur diyor, bunu aldım diyor. Ondan sonra kayınbabam şey konuştu, gitsin ne yapacaksın diye. Bacım biletimi aldı. Biz çıktık. Şeyden otogara gelene kadar 2 saat sürüyor neredeyse. Ben nasıl ağlayayım, nasıl içmemizim? Ben haber ağlayayım, koyayım anneme gidiyorum diye. Ama geliyor, işte. Ben diyor ki, bacı gidiyor işte, neye ağlıyorsunuz? Diyor, yok ben ağlayacağım illa. Çok ağladıydım o zaman, hiç unutmam. Hamileyim bir de ben de sağlık oluyor. Yapasla devamlar var ya, oturuyorlar. Bir de ilk gitmişsin daha hani, daha 2 sene buradayız. Çok, koyu o zaman, koyu gelirken pek mutlu olurdu. Kimsen yok. Evet. Can suyunu anne büyüyormuş.